Zenci mahallesinde ve zencilerin çoğunlukta olduğu bir ortamda sarışın, düzgünce yüzlü, ondan sonra bir entelektüel bir tipin olması tabii ki yapımcılara, filmcilere çok şey geliyor, cazip yani geliyor. Cazip geliyor. Yanda bir komşu var, komşu oradaki delikten bağırtı duyuyor, koku duyuyor falan, böyle bir şey yok aslında. Öyle mi? Öyle biri yok. Öldürme tekniği değişebilir yıllar içerisinde. Polisten kaçmanın yollarından bir tanesi de o. Değiştirirseniz eğer bir şeyler, aynı insan olmadığı zannedilir. Böyle bodrumda tutulan insanlar var. Kadınlar var. Uzunca bir süre. Artık giderek o kadar direnci düşüyor ki ne istese yapıyor. Belki yani ne istese yaparsam belki beni serbest bırakır zannediyorum. Mümkün değil. Oradan sağ çıkmak. Yabancıdan zarar gören kadın sayısı çok daha az. Esas tehlike evin içidir. Siz kitapta da anlatıyorsunuz, 200'den fazla seri katilin kariyeriniz boyunca yakından incelediniz. Evet, evet. Bunlar arasında size en acımasız gelen hangileri oldu? Yani hepsi can alan insanlar. Dolayısıyla yani burada biz bir hayvanı öldüreni, yani kulağını keseni, kuyruğunu kesene bile kızıyoruz. Yani nerede kaldı ki bir insanı? Acımasız olanlar şunlar. Hemen öldürmeyenler maalesef. Yani çok uzun bir süre öldürmeden, hareketsiz bırakarak, bir yere bağlayarak, yani evin bodrumuna gidip gelip tecavüz ederek, ondan sonra ilaçlar vererek, iğneler yaparak vesaire, bu insanı hakikaten bu bir, çok kötü. Bu bir işkence yani yaptığı şey ve bu o çığlıklardan, o şeylerden haz duyuyor tabii. Yani bunu bodrumda tutuyor. Böyle bodrumda tutulan insanlar var. Kadınlar var uzunca bir süre ve artık giderek o kadar direnci düşüyor ki ne istese yapıyor. Belki yani ne istese yaparsam belki beni serbest bırakır zannediyoruz. Mümkün değil oradan sağ çıkmak. Avusturya'da mıydı hocam? Evet. En son bir adam kızını yıllarca. Tabii, evet tabii, adamın karısı da biliyordu üstelik bu işi. Karısı da biliyordu. Ben bunu çok merak ediyorum hocam. Yani bunu bilip göz yuman kadınları ya da mesela en son ben de Jeffrey Dahmer'ı izlediğimde hapishaneye mektup yazan, tabii, ona aşkını anlatan, müstehcen fotoğraflarını gönderen kadınların psikolojisi nedir? Cezaevlerindeki adamlara, cezaevindeki ve çıkmayacağı belli. Belki de Amerika'da idam cezası almış mesela. Oradan hiçbir zaman dışarı çıkmayacak ama ona aşk mektupları yazanlar. Hatta onlarla evlenenler var. Evet, yani evet. Hiçbir zaman dışarı çıkamayacak olduğunu bildiği halde. Şimdi burada da birkaç tane nedeni var bunun. Bunlardan biri ben onu ıslah edebilirim duygusu var. Kurtarıcı rolü. Evet, ben onu ıslah edebilirim. Bu kadar kötü bir adam, bu kadar hain birisi, bu kadar insan öldürmüş. Ama ben ona insanlığı öğretebilirim. Belki ben ona inanmayı öğretebilirim. Ben onu iyi bir işte Hristiyan yaparım falan gibi bir şey olabilir. Bu bir. İkincisi, onun sayesinde ünlü olmak diyerekten bir başka motivasyon var. Çünkü oluyorlar da ünlü. Çok sıradan bir kadın ve de hiçbir zaman tabii ne bir gazetede ne bir dergide bir yerde olmayacak. Hiç kimse ona bir mikrofon uzatmayacak ama cezaevindeki bir katilin sevgilisi olduğu ortaya çıkarsa herkes onun peşinde dolaşacak. Yani böyle bir başka bir türlü de motivasyon olabiliyor. Özellikle böyle satanist cinayet işleyenlerin de herhalde benzer eğilimleri olan yine takipçileri de oluyor değil mi? Satanist olduğunu iddia ettiğiniz kişilerin aslında olmaya da bilirler. Evde iki tane mum, üç tane tütsü falan bulunursa ve de porno yayınlar, birazcık da ondan sonra işte Halloween falan yani böyle maskeler. Gotik bir tarzı varsa. Evet yani olabilir. Öyle bir müzik dinliyorsa, dövmeleri varsa ya bu satanist deniyor. Olmayabilir. Olmayabilir. Böyle başı çok derde giren olmuştur. Bu kriminal profilleme yüzünden. Yani böyle birini arayın denmiştir mesela. Bekar, tek başına oturan, daha önce hiç kadınlarla ilişkisi olmayan, genç, evinde porno taşıyan ve de böyle satanist yaklaşımları olan birini arayın demişlerdir. Ve hakikaten de o mahallede böyle birisini bulmuşlardır. Ve bu uzun bir hikaye tabii. Ve de haksız yere adamın canını okudular. Sonra da hiç alakası olmadığı ortaya çıktı. Hem de bunu yapan yani İngilizlerin çok önemli bir psikologudu. Yani böyle bir polis ondan yardım istemiştir danışman olarak.
genç bir kadın yanında 3 yaşında oğlu bir şeyde Hyde Park'ın içerisinde ölü bulunuyor bir sabah. Ve de işte bunu kim öldürdü diye düşündüklerinde sonra da böyle bir şey oluyor. Birinden şüpheleniyorlar o profillemeci yüzünden. Fakat bir türlü kanıtlayamıyorlar çünkü adam evden çıkmadım diyor. Mesela devamlı başım ağrıyordu o sabah ben evden hiç çıkmadım dediği halde. Yine de odur diyerekten düşünüyorlar. Ve de bir kadın polisi buna aşk mektupları yazmakla görevlendiriyorlar. Sonra hepsi soruşturuldu ve hepsi görevden alındı yani bu tezgahı kuranların. Polis adama tezgah kuruyor ve de mektuplaşıyor. Uzunca bir süre bir kadın polisle mektuplaşıyor ve nihayet de buluşuyorlar. Adam kadının polis olduğunu bilmiyor tabii. Yani kadının üzerinde işte ses alma şeyleri filan dinliyorlar devamlı da olan biteni. Kadın diyor ki senin hiç mi fantazilerin yok neticede yani bu uzun bir hikaye, aylar süren bir hikaye yani bu. Hiç mi fantazilerin yok bilmem ne, hiç mi bir kadını öldürmekten hoşlanmazsın, hiç mi bir kadına saldırmaktan hoşlanmazsın filan. Adam kadınla yatabilmek için bunların hepsine evet diyor. Sonunda da nasıl öldürürdün diyor, işte şöyle öldürdüm ve aynı şekilde boğazına arkadan sarılırdım filan dediği anda adamı tutukluyorlar. Sen öldürdün diyerekten. İşte bu medyanın yarattığı katil evet. diyoruz işte. Muhtemelen o ayrıntıları da zaten medyadan öğrendi. Tabii gazeteleri okuyor. Tabii nasıl bulunduğunu bilmem ne filan. Çok başları belaya girdi yani. Peki hocam bütün seri katillerin bir paterni olur mu? Ben en son Night Stalker'ı izledim. O da Los Angeles'ta. Evet. Yani tabiri mazur görün önüne geleni aslında öldürüyor ve aslında polisleri de biraz şaşırtıyor. Yani çünkü bir seçmiyor bir şey. Evet seçiciliği evet. yok bir paterni evet. yok. Bazen teknik yani diyelim ki giriş katı pencere açık gece yaz. Hı hı. İçeride uyuyan bir kadın var tek başına yaşadığını biliyor orada pencereden içeriye giriyor. Bunu tekrarlıyor bir kere yani içerideki kadın yaşlı mı genç mi? Hı hı. Parası var mı yok mu o taraflara bakmıyor bile yani sadece işte giriş katı olacak cam açık olacak yani hı hı hı. Bu tekrarlıyor bunun tekniği tekrarlıyor veyahut da işte kızıl saçlı yüksek topuklu kadınlar diyor yani hı hı hı. hedefi tekrarlatanlar var tekniği tekrarlayanlar var öldürme tekniği değişebilir yıllar içerisinde illaki hep aynı şekilde öldürmeyebilir. Onu Jeffrey Dahmer da keşfediyor. Evet. Değil mi? Yani... Tabii çünkü evet polisten kaçmanın yollarından bir tanesi de o. Değiştirirseniz eğer bir şeyler aynı insan olmadığı zannedilir. Sanki o babaanne hep bir hissetti ama yüzleşemedi hissine kapıldım. Gerçekten hissetmiyor olabilirler şimdi mi hocam? Şimdi şöyle babaanne ile beraber yaşadığınız dönem kısa aslında. Yani... Hı-hı. O filmde onun üzerine çok fazla durulmuş ama öyle bir durum yok. Yani adam onun evinden çok çabuk çıkıyor ve ayrı bir yere yerleşiyor zaten. Hı hı hı. Onun problemi işte sözüm ona bir fıtık ameliyatı mıdır nedir bir hikaye yani küçükken hı hı. olduğu bir ameliyat. Filmde ne kadar onun üzerinde durdular bilmiyorum ama hep bunu söyleyip durmuştur. Yani böyle hadım ediliyorum zannettim, korktum bilmem ne, onun yüzünden de böyle bir insan oldum diye bir şey anlatıyor kendisi. Ne kadar doğru anlatıyor, ne kadar hayal anlatıyor, hiçbirisi de doğru, yani olmayabilir. Bunlar kendi ürettikleri şeyleri de anlatıyor olabilirler. Ama adamın bir zenci mahallesinde ve zencilerin çoğunlukta olduğu bir ortamda sarışın, düzgünce yüzlü, ondan sonra bir entelektüel bir tipin olması tabii ki yapımcılara, filmcilere çok şey geliyor. Cazip yani geliyor. Cazip geliyor. Evet, ama doğru. Mesela filmde efendim işte yanda bir komşu var. Komşu oradaki delikten bağırtı duyuyor, koku duyuyor falan böyle bir şey yok aslında. Öyle mi? Öyle biri yok. Evet. Ha. Öyle biri yok. Bunlar sadece çıkardığı çöplerin büyüklüğünden, çöp çıkartırken de kedilerin devamlı etrafta dolaşmasından ondan sonra filan ve zaman zaman gelen kokudan rahatsız olan bir komşular var. Polise haber veriyorlar ama polis hiç ilgilenmiyor bunlarla. Bunlar da kendileri zenci olduğu için yani bir beyazı şikayet etmek gibi bir duruma da düşmek istemiyorlar. Orada evet. da öyle bir şey evet, var. Evet, özellikle o 14 evet. yaşında bir ya, çocuğu evet, zavallı, evet. lobotomi evet, gibi bir evet, herhalde evet, işlem evet. yapıyor. Bunlar devriye dönüşü son olay yani bunlar eşcinsel diyorlar. Evet. Sarhoştu diyorlar filan ve gidiyorlar. Evet. Ve de o şekilde kayıtlara geçiyor. Yani
kendileri eliyle teslim etmiş oldular. Dahmer'den bahsettik, yani orada bir kanibalizm, yamyamlık evet, da var. Evet, onun var. Motivasyonu psikolojisi nedir? O bir hastalık tabii ki. O bir hastalık. Kanibalizm bir akıl hastalığı. Yemek. Onu yani şöyle o kadar çok seviyor ki yediği zaman kendi içinde, sürekli kendinde onu hissediyor. Ayrılmıyor ondan yani yediği zaman. Issei Sagawa idi adamın adı, bir Japon. Bu Japon Sorbonne'da okuyor. Paris'te okuyor. Bir genç bir erkek. Ve de orada birisine aşık oluyor. Belçikalı bir kıza, Rene Hartwell diyerekten bir Belçikalı kıza aşık oluyor. Ve onu bir gün kendi evine yemeğe çağırıyor. Sushi yemeye çağırıyor. Ve de kendi pişiriyor sushi'yi ve kadın oturuyor, bu oturuyor, müzikler çalıyor, Japon müzikleri bilmem ne. Ve bir anda adam, kadının arkasında duvarda asılı olan bir samuray kılıcı var, onu oradan aldığı gibi kadının kafasını uçuruyor. Sonra daha fazla parçalıyor. Bir bölümünü pişiriyor ve yiyor kadının. Ondan sonra işte sonra bir bölümünden de kurtulmak istiyor. Bir valize koyuyor bunları. Ve de Paris dışlarında işte bir orman var. O ormana götürüyor. Bunu bir yere atacak ki orada gezintiye çıkmış olan bir çift bunu görüyorlar. Ve polise haber veriyorlar. Ve herifi yakalıyorlar. Tamam, yakalıyorlar. Adam katil. Evini de arıyorlar. İşte buzdolabını açıyorlar. İnsan parçaları bilmem ne filan. Adamı yargılıyorlar ve de akıl hastası diyor Fransızlar ve de bir hastanede, akıl hastanesine ömür boyu hapis diyorlar. Adamın babası Japonya'da çok önemli bir iş adamı. Kendisi Paris'e geliyor ve de mahkemeye müracaat ediyor ve diyor ki tamam anladık oğlum böyle bir akıl hastası. Burada Fransızlar arasında bir akıl hastanesinde kalacağına ben bunu alayım, kendi memleketimde bir akıl hastanesinde kalsın. Mahkeme karar veriyor, haklı diyorlar ve adam onu alıp götürüyor geriye. Ve orada bir akıl hastanesine koyuyorlar. Adam bir yıl kadar sonra tedavi olmuştur diye çıkartılıyor ceza şeyden, akıl hastanesinden. Bunların ömür boyu verdiğini onlar çıkartıyorlar. Ve adam bir gurme dergisi var yemekle ilgili. Kapak oldu adam. Elinde chopstickler. İnsan yiyen biri işte. Yani kültürler birbirinden tabii ki çok farklı. Evet ama bu çok Evet. Ama gerçek yani adam. Peki sizce rehabilite olabilir mi hocam? Böyle bilmiyorum canlı yani ona da rapor verenler şeyler. Adam çok ünlü bir şey gastronomi yazarı oldu. Bir daha işledi mi suç? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama adam lokantalara gidiyor, yemek tadıyordu filan filan yani. Ay çok fena. Yaşıyordur. Çirkin de bir adam. Felaket çirkin, evet. Seri katillerin her birinin bir travması olmak zorunda değil. Ama çoğunun geçmişinde bir şeyler hayvana oluyor. Yönelik evet, şiddet, evet. Eziyet, hayvan öldürme oluyor. Ben şunu sormak istiyorum. Velev ki çevresel koşullar onu o hale getirdi. Çoğunun kardeşi de oluyor. Ve onlar katil olmuyor. Hayır. Çoğu zaman şiddete bile pek meyilli evet, olmuyorlar. Evet, evet. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Dahmer dediğinizde Dahmer'in de vardı mesela evet. Bir kardeşi var. Şiddetle ilgili bir takım genetik bölgelerin etkili olduğunu biliyoruz. Yani tek başına bir tek gen yok. Yani bir seri katil geni yok. Hiçbir şeyin tek geni yok yani bu alanda. Bazı hastalıklar, ender hastalıklarda tek gen, tek hastalık deriz. Ama geri kalanı hepsi çok sayıda genin birbiriyle etkileşimi neticesinde ortaya çıkan problemler oluyor. Şöyle bir gözlemim var. Acaba doğru mu, yanlış da olabilir. Avrupa'da ve Amerika'da seri katil daha sık görülürken aslında hani şiddetin, özellikle kadına şiddetin, çocuğa şiddetin tırnak içinde daha normal sayıldığı Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinde sanki seri katil daha az gibi geliyor bana. Bir kişinin seri katil olduğunu anlayabilmek lazım bir kere. Yakaladığınız zaman geçmişe yönelik olarak ben şunu da şunu da şunu da öldürdüydüm diye size söylemezse ve siz onları aydınlatamadıysanız ve birbirine bağlayamıyorsanız zaten bu adamın seri katil olduğunu anlamıyorsunuz.
doğuda olanlar onlardır. Yani kriminal laboratuvar, olay yeri inceleme ve veri tabanı açısından gerideler. Yani burada Hindistan'da, hatta Çin'de, hatta yani işte Endonezya'da, Malezya'da, Afrika'nın bütün ülkelerinde kimin ne yaptığını, kaç kişi öldürdüğünü bilmek mümkün değil. Yani batıda dediğiniz zaman tabii bu insanların elinde DNA bankaları var, evet. Ayakkabı izi bankası var, boya izi var, var da var yani bunun sonu yok. Güvenlik yani, tedbirleri daha evvel kameralar var her tarafta, evet. Kameralar var. Nerede yani öbür tarafta, yani Kenya'da kamera mı var? Evet. Bilemezsiniz yani. Evet. Dolayısıyla bunun rastlanma sıklığının aslında her yerde aynı olduğu söyleniyor. Hatta öyle ki Sovyetler Birliği zamanında onlar... Seri katillik kapitalist dünyanın bir hastalığıdır. Bizde seri katil olmaz diye iddia etmişlerdir. Ve çıkmıştır seri katiller. Hep onları saklamışlardır. Seri katil değil diye. Ama sonra tabii ki yani Sovyetler dağıldıktan sonra bir de baktılar ki aslında bir sürü insan var seri katil olan. Yani bunun politik bir yanı da var. Veyahut da toplumu korkutmamak için tabii saklanan bir takım hadiseler de var. Amerika'da henüz yakalanmamış aşağı yukarı 50 tane seri katil var deniyor. Yani orada serbest dolaşan. Şimdi ona göre tabii bir hesap yaptığınız zaman işte oranın nüfusu şu kadarsa işte diyelim ki bize belki 5 tane var. Almanya'da 5 tane var. İşte diyelim Hindistan'da belki 15 tane filan var. Şimdi bu her tarafta rastlanan bir hadise. Bütün hastalıklar gibi yani her ülkede bipolarlar var, şizofrenler var, şeker hastaları var. Bağırsak kanseri olanlar da var. Yani bende bu hastalık yok diyemezsiniz. Bu da çok büyük ölçüde tabii ki bir mental problem. Peki Türkiye için durum nasıl hocam? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Çünkü faili meçhul olaylarımız çok. Yani 30 sene 40 sene öncesini bilmiyoruz yani ne olduğunu. Ne kadar geriye gidebiliyoruz Türkiye'de bu söylediğiniz mevcut teknolojilerle kaç yıl öncesinin verilerini karşılaştırabiliyorsunuz? Eğer elde kanıt olsa orada yeniden analiz yapabilirsiniz. Ama öyle bir şey yok yani. Sadece mevcut işlenen suçlar için mi yapılabiliyor bu analizler? İleriye doğru gidebiliyoruz ancak. Evet. Geriye doğru gidilemiyor. Geriye doğru gidemiyoruz çünkü delillerin muhafazası diye bir şey. Yani 30 yıl önceki bir tecavüzün iç çamaşırı şu anda nerede? Tabii. Yok. Bu Amerika'da peki? Var. 40 yıl sonra filan bulunanlar var. Adamlar öldükten sonra bulunanlar var. Yani ama bütün mesele işte bu bir zamanlar mümkün olmayan analizleri şimdilerde yapmak mümkün. Ama elinizde o dönemin kanıtının elinizde olması lazım. 2021 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 milyona yakın insanın DNA'sı bir veri tabanında tutuluyor. Ve bu sayede 550 bin soruşturma aydınlatılıyor. Bu inanılmaz bir başarı aynı zamanda. Tabii. Yani bunu Türkiye'ye profillesek. İşte bunu ona bile bölsen yine de çok önemli bir şey. Ama yok yani Türkiye'de hala bir DNA veri tabanı yok. Resmi DNA veri tabanı yok. Yasası yok çünkü. Bunun yasası olması şart. Şöyle ki kişi cezaevine girerken DNA'sını alacağım. Şu anda cezaevinde bulunanlar tahliye edilirken mutlaka DNA'sını alacağım. Çünkü yeniden suç işleme ihtimali yüksek bir kere cezaevine girenin. Ondan sonra ben bunu diyelim ki 3 sene, 5 sene, 10 sene muhafaza edeceğim. Veyahut da o kişi ölünceye kadar bunu imha etmeyeceğim. Veya sonsuza kadar imha etmeyeceğim. Ama bunları hep meclislerin yasalarıyla yaptığı yasalarla şey yapmak mümkün. Yani hayata bunu tartışıyorlar. İnsanlar tartışıyor. Nasıl bir bankamızın olmasını istiyoruz diyorlar. Bazı ülke diyor ki kırmızı ışıkta geçenin de ben DNA'sını alacağım. Çünkü diyor ki bu kırmızı ışıkta geçiyorsa yarın öbür gün mutlaka bir suç işleyecektir yani böyle. Bazı yerler, Kaliforniya eyaletinde mesela açığa idrar yaparsanız yol kenarına DNA'nızı alıyor. Diyor ki deli misin şurada bir şey var. Benzin istasyonu var 10 metre sonra. Sen niçin böyle ortalıkta bir şeyini çıkarıyorsun diyor. Mesela onu da şey yapıyor. Maçlarda açık saçık küfredenlerden DNA alanlar var. Yani bu, önleyebilmek için hadise daha yani sosyal normlardan en ufak bir sapması olanın DNA'sını alıyor. Bunlar potansiyel suçlu olur diyor mesela. Bazı ülke küçük çocuklarda bile alıyor. Mesela parkta ağaca çıkmak yasak diyelim ki. Çocuklar orada oynuyorlar.
her yerde de işaret var. Ağaca çıkmak yasak, ağaca çıkmak. Yani ağaca çıkan çocuk varsa eğer o çocuğun şeyini alıyor, DNA'sını alıyor. Kuzey ülkeleri falan mı bunlar? Onlar çok... İngiltere bu. Ha. Başı çok belaya giriyor insan hakları mahkemeleriyle. Evet. Çünkü bunu yapanlar genellikle göçmenlerin çocukları. Onu ya okuyup anlamıyor, ya aileleri ilgilenmiyor, ya da yanında birisi yok gözeten. İnsan Hakları Mahkemesi'nde çocukların parmak izini ve DNA'sını alıyorsunuz diye İngilizleri yargıladılar. Silin dediler bunları. Adamlar hı peki peki dedi ama orada duruyor. Yani çünkü diyor ki bu şimdi 10 yaşında, 12 yaşında, 10 sene sonra bu benim başıma bela olacak diyor. Bu tabii. Korona döneminde test yapılırken bile onlara ne oldu? Bizim DNA'mızı kopyalıyorlar, doğru. Biyolojik silah yapacaklar doğru. Diyenler doğru. Vardı. Evet, evet. Denir. Aslında hiçbir yerde saklanmıyor mu yani bu veriler? Bu veriler saklanıyor. Polisin elinde, jandarmanın elinde, adli tıp kurumunun elinde kendi çalıştığı örneklerin şeyleri var. Hı hı. Sonuçları saklıyor. Onların imha ettiğini hiç zannetmiyorum. Ama kendi çalıştıkları. Kendi çalıştıkları ama bu da yasa dışı. Yani ona dayanarak birini suçlaması daha sonra aslında tamamen yasa dışı. Evet. Diyelim ki sizden şüphelendi, DNA'nız çalıştı, siz değilmişsiniz. Ama sizin bilginiz nerede? Hani garantisi var mı bunun sildiklerine dair? Yok. Şimdi dolayısıyla böyle bir şekilde polise karşı karşıya gelmiş olan insanların ve böyle bir hadiseden şüphelenilip de örneği alınanların bir veri tabanında bulunma ihtimali yüksek. Bu büyük bir adaletsizlik. Çünkü ben hiç polisle karşılaşmadıysam, yani hep kaçabilmişsem, bir şeyler yapmış ama hiç DNA örneğini vermediysem mesela, ben hep kurtuluyorum. Siz dezavantajlı duruma düşüyorsunuz. Tabii. Sadece siz değil. Sizin kardeşiniz, anneniz, babanız, çocuğunuz da aynı şekilde. Çünkü çok ortak yanlarınız var. Onların üzerinden, onların da işlediği suçu aydınlatmak mümkün. Sizi bankaladığım için. Çünkü akraba sayesinde bulunanlar var tabii ki. Bu yüksek bir oran mı akraba sayesinde? Evet, bulunanlar? Tabii yani Batı bunun üzerinden çok buluyor. Şimdi mesela 40 yıl öncesinin cinayetini aydınlattım dediği zaman bir sürü adamları da buluyorlar. İhtiyar ihtiyar yargılıyorlar mesela. Hep böyle bir akraba, uzak bir akrabanın bir şekilde bilgisi veri tabanına girdiği anda orada akrabaları da taramaya başlıyor. Başkaları da var mı diyerekten. Bir de tabii basit $50 ağzınızın içinden kendinizin aldığı örneği yurt dışına gönderip de bakalım ben hangi hastalıklar olabilir veya bakalım benim bir yerlerde bir kardeşim, bir akrabam var mı diye merak için kendi gönderdiğiniz örnekler var isteyerek. Ya da soyumuz nereye dayanıyor? Dayanıyor diye tamam. Milyonlarca veri var böyle. Bundan birkaç yıl öncesine kadar polis bunları kullanıyordu. Şimdi sizden rıza alıyorlar. Yani kullanabilir mi, kullanamaz mı diye. Yani bunu gönderiyorsunuz siz ama siz o rızayı okuyup anlıyor musunuz, anlamıyor musunuz? Neyin altına imza atıyorsunuz belli değil yani. Ve de o ticari veri tabanları sayesinde de aydınlatılan çok şey var. Hani bir 40 yıl öncesini biliyoruz en son yani. 40 yıl önce işlediği cinayetin şimdi ortaya çıktığı, şimdi fail ne olduğu ortaya çıktığı insanlar oldu. Kitabın arka kapağında da diyorsunuz ki her kokuyu unutabilirsin ama ölü kokusunu doğru. Asla. Ben sizi Hayokut Okulu'nda konuk ettiğimde de orada adli tıbba gittiğinizde ne hissetmiştiniz diye sorduğumda hiç burnumdan gitmeyen bir koku demiştiniz. Doğru. Ölü kokusu nasıl bir koku? Bilmiyorum nasıl tarif edilir ama hakikaten koklanır yani. Koklanır. Bekledikçe daha da ağırlaşan. Bir felaket. Evet tabii. Yani şimdi adli tıp morgların kokusu eskiden çok yüksekti. Yani zaten sadece o değil de formaldehit yani onu muhafaza etmek için koymuş olduğunuz sıvılar filan da çok hem de zehirli buharlar kokardı. Şimdi burada normal havalandırmadan vazgeçip de yerden havalandırma yapmaya başladığı zaman dünya morgların kokusu da değişti ve azaldı gibi bir şey. Yeni teknolojilerle morglardaki
diyelim ki böyle masalarda yatanların gerçek insan mı yoksa kukla mı falan olduğunu bile anlayamayabilirsiniz o kadar. Teknoloji. Yani gençlerin çok korkmaması lazım bu işten. Korkmuyorlar hocam. Ciddi bir ilgi var sizin maalesef. Üniversitede evet, de öyle. Evet, otopsi yardımcılığı da tepeye kadar doludur bizde. Sadece adli bilimler değil, otopsi yardımcılığı doludur. Ve hemen tamamı kadındır bu sektörün. Bunu sormak istiyorum. Evet. Neden kadınlar bu seri katil hikayelerini daha çok sever? Neden polisiyeleri de takip ederler? Sizin kitlenizde evet, çoğunlukla kadınlar... Bununla ilgili bilimsel araştırmalar var. Yani insanlar neden, kadınlar neden polisiye seviyor? Erkekler neden savaş filmi ve casus filmi izliyor filan gibi böyle bir kategorizasyon var. Kadınlar için temelde iki tane başlıca şey söylüyorlar gerekçe olarak. Gösterilenlerde fail erkek, mağdur kadın genellikle. Gerçek hayatta öyle değil aslında. Yani gerçek hayatta erkekler erkekleri öldürür. Daha az sayıda kadını öldürür oran olarak. Ama işte daha çekici olması için vesaire maalesef kadınlar şey yapılıyor. Mağdur olarak gösteriliyor. Şimdi bunu izleyenler bu kadın nerede hata yaptığını anlamaya çalışıyorlar. Yani bir yerde hata yaptı ki bu adamın eline düştü. Av olarak düştü. İşte belki kapıyı açtı arkada kim olduğunu bakmadan. Belki diyelim ki sokakta tanımadığı birinin arabasına bindi ya da bir yerde biriyle içki içti filan. Yani bunlara bakıyor. Ondan sonra diyor ki ben bunları yapmayayım, yaparsam tehlikedeyim. Bu bir. Oradan kendine dersler koruma çıkartıyor. Koruma içgüdüsüyle. Yani hatanın nerede olduğunu bulup onu şey yapmaya çalışıyor. Yapmamaya çalışıyor. Bu bir. İkincisi de ben zaten kapıyı açmam. Ben zaten sokağa çıkmam. Ben hep evdeyimdir. Ondan sonra güvenli bir yerdeyim. Efendim işte yabancının arabasına aşağı zaten binmem. İşte orada öldürülen kadınlar genellikle biraz da böyle hayat kadınları filan da olduğu için katiyen böyle açık saçık da giyinmem deyip kendini emniyette görenler bir başka sınıfta zaten onlar. Ama bilmeleri gerekir ki kadınları öldüren genellikle tanıdıkları birisidir. Yani ne içeriye böyle kapıdan giren ne sokakta otomobille bindiğiniz. Kadınları öldüren babasıdır, kardeşidir, abidir, kocasıdır, eski eşidir, boşanmaya çalıştığı bilmem nedir, terk ettiği sevgilisidir, evlenmek istemediği adamdır. Onun için öyle yabancıdan zarar gören kadın sayısı çok daha az. Esas tehlike evin içidir. Yani kadının en güvenilir olarak hissettiği, kendini en güvende hissettiği olan mekan aslında... onun maalesef can verdiği mezar olur. Esas tehlike yani en yakınlarında evet, en yakında oluyor. Ve de evinde öldürülür yani.